Kedim sağır, sağır olduğunu biliyor mu? Abi ya, evet bunu hatırlıyorum, enteresan. Şimdi kediniz sağır sağır olduğunu biliyor mu? Buna şu kısaca şöyle cevap vereyim. Mesela karşımızdaki herhangi bir insanın bizim bildiğimiz bir şeyi bilip bilemeyeceğine dair bile kesin olarak konuşabilmemizin herhangi bir yolu yok. Buna psikolojide, nöropsikolojide umwelt problemi deniyor genelde. İnsanın iç dünyası. Şimdi herhangi bir canlının zihinsel olarak oluşturduğu bir iç dünya var. Bu iç dünyada neler olduğunu sadece eğer bilişi var ise bildiğimiz kadarıyla o canlı kendisi bilebiliyor. Mesela Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım hikayesine kadar geri gidebilen bir mesele aslında bu. Descartes'in bu sözü varlığından emin olabileceğim tek şey kendi düşünmesi üzerine düşünebilen zihnim ya da düşünüp düşünmediğinden şüphe eden zihnimdir gibi bir yerden geliyor. Onun dışındaki hiçbir şeyin varlığından emin olamıyoruz. Yani doğrudan değil dolaylı deneyimlediğimiz şeyler. Kaldı ki bir başka bireyin ya da bir başka canlının, bir başka nesnenin iç dünyasında neler olduğunu bilebilirim. Bilinçle ilgili en meşhur makalelerden bir tanesi işte bir yarasa olmanın nasıl bir şey olduğunu nasıl bilir gibi bir başlığı vardı mesela. Yazarını hatırlamıyorum şu anda, meşhur felsefecilerden biri. Yarasa gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu biz hayal edemeyeceğimiz gibi bir yarasanın bunu bilip bilemeyeceğini de çok bilemiyoruz. Yani bu sorulan soru aslında bir sinir bilimcinin bilebileceği bir soru değil. Felsefi bir problem. Orada da ayrık felsefi görüşler vardır. Mesela kedi muhtemelen hiçbir şeyi bilmez diye bir sonuç çıkarabilirsiniz. Çünkü kedi de bizim bildiğimiz anlamda bir bilinçli bilme hali olmadığını varsayabilirsiniz. Buna dair kanıtlar öne sürebilirsiniz. Kedi birçok şeyi bilebilir ama doğuştan sağır olduğu için duymayla duymama arasındaki hal farkını deneyimleyecek bir geçmişi olmadığından her şeyin bundan ibaret olduğunu zannedebilir. Benim için makule yakın açıklama budur. Bunu daha evvel bir soru yorumda bahsettiğimiz sevgili görmeyen ressamımız Eşref Armağan'la ilgili bir hatırada bahsetmiştim. Eşref Armağan mesela 4-5 yaşına gelene kadar kör olduğunun farkında değilmiş. Çünkü bilmiyormuş. Yani ailesi ona hiç hissettirmemiş bunu. Ama bir gün kendisi demiş ki baba niye ben yürürken işte önüne dikkat et, önünde bir şey var, şuradan yürü diyorsun da kardeşlerime bunu söylemiyorsun deyince babası ona kör olduğunu açıklamak ve detaylı olarak anlatmak zorunda kalmış. Hatta onun bunu anlaması bayağı bir zaman almış. Yani görmek ne demek falan diye. Oradan ressamlığa giden bir hikayesi var. Yani Eşref Armağan da küçükken aslında kör olduğunun farkında değil. Eğer bir şey doğuştan geliyorsa bize, biz bunu default varsayılan olarak öyle zannederiz ve herkes de öyle olduğunu düşünürüz. Zaten dünyadaki birçok anlaşmazlığımız da buradan çıkıyor. Yani herkesin her şeyi bizim gibi düşündüğünü, bizim gibi anladığını, bizim gibi tattığını, bizim gibi fark ettiğini zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey değil. Beyin Hocam, çalışmaları hepimizin iç hocam, hocam, dünyasını... Hı. hocam, bir saniye. Aynı şeyi konuştuğumuza emin miyiz? Bir dakika yani. Anlatıyoruz yavrucuğum. Neyi Hocam ama anlaşılmıyor? bu sorduğumu emin miyiz? Yani ben bunu mu sormaya Yok çalıştım aslında sizce? şimdi benim anladığım... Bir dakika, ben anlatamadım size kendimi Hayır, galiba. belki de soruyu soran bu şekilde sormadı bu soruyu. Hayır, ola da bilir, olmaya da bilir. Nereden bilebilirim Ama ben şu bunu? anda biz nereden biliyoruz da onun sorusunu yorumluyoruz hocam? Hiçbir şey bilmiyoruz. Hazal, kapatıyorum dükkanı. Bitti bu iş bugün. İşte böyle bir sorun gerçekten. Yani. Hocam araya bir soru daha katmış oldum. Aynı şeyi Haydi konuştuğumuzu kat. şu anda tam dediğinizin üstünde nereden biliyoruz? Valla işte temel problem bu. Allah, ben ne var ya ne konuşurum buraya. Ama az konuşacağım söz bu sefer. İletişimin bir altın Sizi kuralı anlamıyorum vardır. hocam. Yani bir düşündüğün vardır. Bir düşündüğünü ifade etme biçimin vardır. İfade ettiğini sandığın şey vardır. Karşıdakinin duyduğu vardır. Duyduğunu zannettiği şey vardır. Anladığını zannettiği şey vardır ve sana geri anlattığı vardır. Dolayısıyla bunların hepsi birbirinden farklı olduğu için biz genellikle hani sözlü iletişiminde işte her şeyi anlattığını vehmeden, öyle zanneden insanlar olarak karşıdakinin bizi yanlış anladığını düşünüp kızabiliyoruz. Ya da karşıdaki bir insanın bize aktardığı bir şeyi onu anlamak için tam ve yeterli doneler olarak algılayıp ya bir dakika ben sizi anladım efendim şimdi bakın aslında durum şöyle gibi kaba aslında ifadeler kullanabiliyoruz.
Dolayısıyla bir insanı, kedi örneğinden nerelere geldik? Bir insanı sözleriyle, davranışlarıyla vesairesiyle bir bütün olarak iç dünyası bağlamında anlayabilmemiz mümkün değil. Aynı sorun. İç dünya sorunu çok öznel ve özel bir sorun. Dolayısıyla bir insanla ya da bir başka canlı ile iletişime her geçtiğimizde onun aslında bilinmez bir muamma olduğunu kendimize baştan hatırlatarak iletişime girersek, yani öyle bir niyet edersek en azından, ya burada bir keşfedilmeyi bekleyen bilinmez bir dünya var, öyle bakarsak her insana, iletişim biraz daha, bir tık daha verimli hale gelebilir diye düşünüyorum. Ben eğitimci arkadaşlarıma sıklıkla soru soran öğrenci modeli üzerinden anlatmaya çalışırım. Yani bize soru soran bir öğrenci aslında sadece ağzından çıkan soruyu sormamaktadır. İstediği yanıt sadece bizim anladığımız sorunun yanıtı da değildir. Onun arka planında belki bambaşka endişeler, o gencin, o çocuğun sorma kabiliyetiyle bir şekilde bozulmaya uğramış bir söz dizimi. Yani bize ulaşan şey aslında onun belki de kastettiği şey değildir. O yüzden bazı sorulara, özellikle böyle ağır sorulara, direkt birkaç cümlelik cevap verip geçiştirmek yerine bu konularla ilgili sohbetler açıp bunları deneyimsel bir alışverişe dönüştürmek her zaman çok daha faydalıdır. Kısa zamanda verdiğimiz cevaplar genellikle tatmin edici olmaktan uzak. Neden soruyorumu bu kadar uzattığımızı anlıyorsunuz herhalde. Yok yalan, benim çenem durmuyor, onunla ilgili bir mesele. Ama burada da aynı şey var. Yani bir meselenin o kadar çok veçesi var ki, mesela bu iletişim konusu benim 2-3 saat eğitimini yaptığım bir şey normalde. Yani çıktı mı iletişimin sinir bilim diye saatlerce konuşuyoruz biz. Çünkü olayın çok fazla safhası ve çok fazla bilinmezi var. Bu bilinmezler içerisinde bizim en büyük sorunumuz, bunlar sanki biliniyormuş gibi ya da bunların hepsini biz biliyormuşuz gibi iletişim kuruyoruz. Bir başka canlı hakkında, mesela insanlar ilginçtir. Yani başka canlılar hakkında böyle varsayımlarla yüzlerce yıl, binlerce yıl geçirmişler. Hayvanların ruhu yoktur kabulü nedeniyle hala dünyanın birçok yerinde besil hayvanları adeta işkenceyle büyütülüp öldürülüyor. Sonra da biz onların o stres dolu etlerini tüketiyoruz mesela insanlar olarak. Ha, bunun bize yansıyan bedelleri medelleri daha yeni uyanmaya başladık. Çünkü beynimiz varsayımlarla çalışıyor. Varsayımla kendini rahat hissediyor. Kesin diyor böyle düşünüyordur. Sakalı böyle, kesin şucu. İşte şunu dedi, kesin böyle biliyor falan filan. Ya kesin cahil, kesin işte çok büyük adam falan filan. Böyle şeyleri yapıştıra yapıştıra rahat ettiğimiz için bunlar karşıdaki nesnenin, karşıdaki organizmanın, karşıdaki bireyin, insanın, kişinin iç dünyasını anlama şansımızı azaltıyor. Böyle olunca da iletişimde başarısızlıklar, Allah'ım neden hep böyle tipler beni buluyorlar, neden bunlar hep benim başıma geliyorlar, Allah'ım millet deliye hasret, biz akıllıya serzenişleri falan filan sıklıkla etrafımızı çeviriyor. İletişim kusurlarıyla ilgili madem bu ikinci soruya ilave olarak basit bir indikatör vereyim. Devamlı olarak iletişimde sorunlu insanlarla karşılaştığınızı düşünüyorsanız, iletişimde sorunu olan bir kişiyi çok net tespit edebilirsiniz. O kişi de bizzat sizsiniz efendim. İletişimde sık sorun yaşayan kendi bir iletişim sorunu odağıdır muhtemelen. Bunu hatırlatmak istedim. Eğer bir insan sorduğunuzda diğerleriyle iletişimin nasıl? Ya çok güzel işte, ya şunla şu bununla bu bununla bu falan diye herkesin bir olumlu yönlerini görmeye çalışıyorsa o insana dikkat edin. İletişimle ilgili bir çalışmışlığı vardır. Kendi iletişimiyle ilgili bir seviye aşmıştır muhtemelen. O yüzden etrafındaki insanlar onunla daha kolay irtibat ve iletişim kurabiliyorlardır. Dolayısıyla biraz bu mesele bize bakıyor. Kedi sağır olduğunu biliyor mu bilmiyorum ama birçok insan maalesef bu anlamda kendini bilmiyor. Bu konuda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İki soruyu da birleştirince ortaya çorba oldu ama bence fena mesaj olmadı yani. Mesaj. Bu arada bazen hocam, böyle bazen çocuklarla böyle konuşur gibi konuşuyor, eleştiriyor. Hocam mesaj değil o, mesaj diyeceksiniz. Biliyorum arkadaşlar, arada yapıyoruz biz de öyle biraz çocuk şeyler olsun yani. Hocam bu arada iletişimle ilgili bir şey daha, belki de bir sonraki bir sorun içine saklamak daha iyi olabilir ama bazı ufak trikler var iletişim, insan iletişimin becerilerine dair ve en güzeli de ilişkilerde ben dilini kullanmak. Sen ne diyorsun, ne demeye çalışıyorsun demek yerine ben senin dediğini anlayamıyorum demek, yükselen enerjiyi bir anda aşağıya almak demek. Aynen. Ben anlayamıyorum, bana güzelce açıklar mısın? Bu başlarda çok zor geliyor. Biz genelde hep karşı tarafı suçlama halinde, sen diliyle, sen yaptın, sen geç kaldın, sen gittin, sen gelmedin. Oysa ben sen gelmeyince merak ettim, ben merak ettim. Ben aynen diline geçmek, iletişimde bir adım atmak. Hani belki bir sonraki yayında açıklarız uzun uzun. Çünkü çok güzel, hayata direkt uygulanan bir teori. Ben diline geçmek. Ben bu arada iletişimle ilgili bir şeyi ekrana çektim Azal. Sevgili Seda Üzcü
Yurt demiş ki yorumlarla ilgili. Okumuyorlar, sormayın boşuna. Ben de aldım onu ekrana yapıştırdım valla. Nasıl okumuyoruz? Valla gözlerim fildir fildir. Bak gözüm şöyle döndüğü zaman bilin ki yorumlara bakıyorum şurada. Ben yorumları okuyorum Sedacığım bak. Gene bir varsayımsal bir şey oldu Seda. Tam verdiğimiz konuya bir örnek oldu. Okuyoruz ama ben konuşurken kaçırıyorum tabii ki. Nasıl akıyor ya Rabbim Viktor Frankl falan. Neyse yakaladığımızı soruyoruz valla. Dolayısıyla mesela burada tabii yorumlarda benim şu anda ekranımın yan tarafında yorumlar höldür höldür akıyor. Bir toplumsal bilinç itibariyle şunu da hatırlatayım. Böyle aklımıza gelen her şeyi fıkı fıkı yazarken belki de o fıkı fıkı yorum yazan arkadaşın da çok işine yarayacak. Cevapladığım zaman onda da bir aydınlanma yapacak bir soruyu kaçırma ihtimalimiz oluyor. Hani olur ha. Böyle bir tasarruf etmek istersiniz yorumlarda. Belki bu küçük anekdot da aklınızda kalır ve önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri şey yaparsınız. Bak ne güzel bu ne kanalı bu patates kafa kim? Süper.